Aspor ekranlarından herkese bir kez daha merhaba diyelim. Sabah sporunda 3. ve son saat dilimiyle tekrar karşınızdayız. Haberlerimiz, konularımız, birçok konu var. Hepsini konuşacağız. Ogün Şahinoğlu bugün bizimle birlikte. 6-7 ayda bir görülen bir doğa olayı gibi uzun süredir konumuz olmuyordu. Hoş geldin. Şöyle bahar gelince bir tur atıyorum. Evet evet fark ettim. Bir de yaz çıkışı sonra tekrar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Uyanmakta zorlanmadın inşallah. Yok, bugün gayet iyiyim. Bugün sıkıntı yok. Süper. Genel olarak öyle bir problemim var ama bugün yok. Süper. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Birçok konu var, konuşacağız. Ağırlıklı olarak Beşiktaş-Ankara gücü mücadelesine de değineceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları bugün oynanacak değerli izleyenler. Trabzonspor, Babakars Fatih Karagümrük de yarın ekranlara gelecek. İlk önce Fenerbahçe ile başlayalım. Çünkü ligdeki 33. haftayı dün oynanan tek maçla noktaladık. Fenerbahçe Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Maç 2-2 sonuçlandı. Sanırım şampiyonluk yarışını Fenerbahçe açısından en çok etkileyecek maç diyebiliriz. Evet, Fenerbahçe'ye geçeceğim. Çok kısa. Bugün 23 Nisan. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna ve dünya çocuklarına armağan ettiği bir gün. Hem ulusumuzun egemenliği hem de dünya çocuklarının günü olması münasebetiyle kutlu olsun diyelim. Teşekkür Öyle başlayalım. Fenerbahçe adına şampiyonluk bitti. Kimse rüya görmesin Sen bu dakika. Böyle bu dakikadan sonra kimse rüya görmesin. Galatasaray'ın fikstürü Fenerbahçe'ye göre daha bir nebze daha kolaydı zaten. Oyuncakları, maçları tek tek bakılabilir, herkes görebilir. Birazdan inceleriz onu. Tabii küme düşme hattındaki takımların çok kritik sınavları Fenerbahçe'nin oynayacağı haftalar itibariyle oynayacağı o küme düşme hattındaki takımlara karşı oynayacağı maç sayısı daha fazlaydı. İki fikstürü kıyaslarız zaten. Ama varsa ya, bunun dışında Fenerbahçe'nin risk olarak görmesi gereken bir konu da işte Sivasspor'u Avrupa mücadelesi olduğunu anlamaları gerekiyordu. Yani karşılığında bir mücadele göreceklerdi. Evet, biz hep küme düşme takımları üzerinden okuyoruz. Çünkü bu haftalar ligin şampiyonunun da kaderini de belirleyebiliyorlar. Evet. O son mücadeleyi veriyorlar. Bazen tekniğe karşı o mücadele, o hırs, o arzu, istek üstün gelebiliyor. Teknik çoğu zaman birçok şeyi çözebilir. Yetenek, teknik. Ama şimdi bu haftalarında irade de çok önemli. Küme düşme mücadelesi veriyorsunuz. Düşünsene, son kurşununuzu atıyorsunuz. Yani kaybettiniz, düşebilirsiniz ertesi hafta. O yüzden o maçların psikolojisi çok farklı oluyor rakipler adına da. Kesinlikle. Siz her ne kadar şampiyon mücadelesi verseniz de. Sivasspor buna maçtan önceki yayınlarda da Mehmet Özcan'la birlikte yayınlardık. Mesela dikkat çek, ikimiz aynı noktada dikkat çektik. Avrupa'ya oynuyor. Çünkü Trabzonspor ve Beşiktaş Türkiye Kupası'nın doğal favorileri değil mi? Tabii ki Karagümrük var, Ankara gücü var. Karagümrük mesela küme düşme mücadelesi içerisinde. Oraya daha fazla ağırlık verecektir. Evet. Trabzonspor ve Beşiktaş kupayı kazandığı takdirde ve ilk dörtte bitirse 5. Avrupa'ya gidiyor. Beşincilik mücadelesi var. 4 puan farkı vardı mesela Başakşehir'de. Evet, Başakşehir kazandı. Başakşehir 5. sırada 49 puanlı. Rizespor hemen 48 puanlı. 6. Sivasspor'un kaç oldu? 45 mi? Sivasspor 45 puanlı 10. sırada, evet. Ama onun üzerindeki iki takım da 45 puanlı. Tabii zaten. Tabii. Yani orada acayip bir mücadele, evet, var Avrupa için. Beşincilik yarışı adına. İlk devre baktığımız zaman Sivasspor bu mücadelesini sahaya koyamadı bu arada. Bu isteğini, yani mesela maçtan sonra Avrupa ile ilgili mesajlar verildi ama ilk devre hani hiç Avrupa'ya gidecekmiş havasında orayı kovalayan bir Sivasspor varmış gibi değildi. Evet. Fenerbahçe ilk devre pozisyonlar da buldu. Sonuca gitmekte zorlandı. Sivasspor ikinci yarı bir silkelenip biraz karşılık vermeye başlayınca Fenerbahçe'yi orada zaman zaman dengesiz yakaladı. Ama maçı kenara bırakalım artık. Yani bu dakikadan sonra maçın içerisinde şu olmuş, bu olmuş. Hani pozisyon konuşmaktansa Fenerbahçe'nin mevcut durumunu konuşmak gerekiyor. Şunu neden sormak istiyorum ama sana, sözünü de kesiyorum. İşte. Fenerbahçe'nin özellikle mağlup olduğu ya da berabere kaldığı maçlardan sonra konuşulan tek konu var. İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler. Yani bilmiyorum, sen de bu konu üzerinden değerlendiriyor musun? Yani bu haftalarda teknik adamların takımı etkileri inanılmaz fazla olması gerekiyor. Yani şöyle olumlu anlamda fazla olması gerekiyor. Fenerbahçe'de olumlu anlamda fazlalık çıkaramıyorsunuz İsmail Hoca'nın son dönemdeki olumsuzluklarından. Şimdi Süper Kupa'ya çıkmadı Fenerbahçe. Evet. Değil mi? Süper Kupa'ya çıkmazken Konferans Ligi hedef gösterildi.
birçok kişi tarafından ve Fenerbahçe'nin o maça çıkan genç oyuncuları olsun, yardımcı antrenörü Murat Seki Gölle tarafından da olsun, konferans ligi ne atıfta bulunuldu Süper Kupa maçıyla alakalı. Şimdi ne oldu işin sonunda? Fenerbahçe Olympiakos'a elendi. Evet. İlk maçtaki çıkan, sahaya çıkan 11 fecaat. Yani bu şekilde bir 11 ile çıkmamanız gerekir. Evet. Ligi düşünerek. İkinci maçta Fred'i oyundan alıyorsun. Mesela Fred oyundan çıktığına isyan etti. Anlamadı. Mesela galibiyet arıyorsunuz, Fred'i oyundan alıyorsunuz. Niye? Lig maçı var. Hani tam böyle sakatlıktan yeni çıktı. Lig maçını da düşünelim. Risk etmeyeyim. Yani, şimdi Fenerbahçe'nin bütün amacı ligi şampiyon bitirmek. Yani konferans ligi öte yandan olduğunu bunlar bize gösteriyor. Bir de zaten o konferans liginde öyle bir hazırlık, lige verilen önem kadar bir önem verilmiş, evet, gibi durmuyordu. Yani saha içerisinde de yani penaltılara çalışmamış bir Fenerbahçe vardı. Bunu resmen herkes gözlemledi. Bak, çalışılmış olan penaltı atışları bu şekilde olmaz. Evet. Sıralaması dahi bu şekilde olmaz. Öte yandan 3 tane kaçan penaltıda mesela çok ilginç ya. Kaleci 3'ünde de erkenden yatıyor, 2 adım atıyor, yatıyor. Ama 3'ü de mesela aynı penaltıyı kullanıyor. Ha, oyuncuları da tabii ki yani kalkıp topun başına İsmail Hoca geçmiyor orada. Tabii. Oraya kadar gelen süreci, o penaltılara neden geldiğini tartıştık. Evet. Velhasıl o kenarda kaldı. Konferans ligi de gitti. Türkiye Kupası'nda zaten hatırla rotasyon yapmıştı. Aynen, Ankara aynen. Gücü eledi. Rotasyon sonucu. Lig kaldı. Lig'de de ilk işte Olympiakos maçından sonra ilk maç lige davul attı. Yani 5 maçın 5'ini kazanıp şampiyon olacağız. Hocam kusura bakma ama olamıyorsun. Ve oyun anlamında da bak. Hayır, 5 maçın 5'ini de kazansan şampiyon olamıyorsun. Galatasaray sana kaybetsin. Geri kalan 4 maçın aslında şampiyon. Evet. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz ifadesi kullandı. İnanamadım yani. Hani son dönemde teknik taktik çok eleştiri alıyor. İsmail Hoca da ya matematiksel olarak da mı bunu göremiyorsunuz hocam? Evet, Galatasaray sen bu maça çıkmadan önce 5 puan fark vardı. 4'e düşürdün diye mi bakıyorsun? Ya bir maç eksiğin vardı. 2 puanla girdiniz haftaya. Ve 4'e çıktı. Kalan 5 haftada da 4 puan farkın kapanacağını düşünüyorsunuz. Ben bu dakikadan sonra Galatasaray'ın öyle bir hata yapacağını ihtimal vermiyorum. Galatasaray'ın çünkü bu tarz hataları yakın geçmişte yok. Çok daha ötesinde var mı bilemiyorum. Ama yakın geçmişte Galatasaray bu gibi durumlarda hep şampiyonluğu alıp götürmüştür. 4 puan fark 5 hafta. O yüzden Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, sezona başlarken çok iyi bir kadro, iyi bir oyun, birçok isimden faydalanan İsmail Kartal, hücumda tatmin edici performanslar, bireysel anlamda da bazı oyunculara dokunuşları, performanslarını iyileştirmesi, mesela İrfan Can üzerinde emeği var. Tabii. İrfan Can geçen sezon oynadığında yoklar oynadı. Dünyanın eleştirisini aldı ama bu sezon İsmail Hoca ile birlikte acayip bir oyun vardı. Ama gelinen nokta itibariyle İsmail Hoca son 2 aydır özellikle çok formsuz. Kendi açısından da sadece oyuncuların bazıları değil. İsmail Hoca da çok formsuz. Fenerbahçe, bir gergin hava var. Tabii ve hep. Fenerbahçe 4 kupayı, şurada 2 ay öncesine döndüğümüz zaman 4 kupa vardı önünde. Evet. Türkiye Kupası, Lig, Konferans Ligi, Şampiyonluk, Süper Lig. 4-0. Yani bu dakikadan sonra futbol mucizesinin ötesinde bir şey olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi adına. Her şey olabilir futbol ama tabii, ihtimalleri çok düşürdüler. Şunu söylüyorum. Galatasaray bu tarz hataları çok yapan bir kulüp değil. Yani evet, doğru. 5 maç, bir de fikstürüne bakalım. Yani Galatasaray'ın fikstür çok zorlayabilecek bir tane maç. İkisinin kalan maçların olduğu fikstür. Yani mesela orada bence bir tane kritik sınavı olacak. Şöyle bakayım, ben de sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kalan maçları, Sivasspor mücadelesi oynandı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bu oldukça önemli. Sonrasında bir Konyaspor deplasmanı, Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Sonra Galatasaray. Bak, dördünün de çok farklı anlamı var. Beşiktaş'la oynuyorsun, Galatasaray'la oynuyorsun. Hı hı. Arada Konya ve Kayseri'yle oynadığın iki takımın da küme düşme mücadelesi veriyor şu an. Kümede Galatasaray'ı kalma da söyleyeyim. Kümede kalma mücadelesi veriyor. Evet. Galatasaray'ı söyleyebiliriz. Adana Demirspor'u deplasmanına gidecek. Sonrasında Sivasspor'u ağırlıyor. Fatih Karagümrük mücadelesi ve Fenerbahçe derbisi var Galatasaray. Adana Demirspor mesela artık ligi bitirmiş noktada. Yani çok öyle küme
düşme mücadelesi, kalma savaşı, Avrupa, o tarz bir şey yok. Orta sıralarda bitirecek gibi. Karagümrük var. Evet. Bir de içeride önce Fenerbahçe maçı var. Ama Galatasaray kendi sahasında oynuyor. Dikkat çekelim. Hı hı. Ama diğer yandan da şimdi Sivas Spor, Fatih Karagümrük'ü düşününce. İşte Karagümrük çok kritik orada, evet. Özellikle Galatasaray adına. Çünkü Karagümrük'le oynayacağı hafta Karagümrük'ün düşme kalma haftası olabilir. Belki mesela Konya Spor. Karagümrük için de bir Antalya ve Kayseri Spor maçı var. Mesela Konya Spor son hafta oynayacağı için. Hı hı. Belki o hafta mesela Konya Spor ligde kalmayı garantilemiş bir takım olarak sahaya çıkabilir. Evet, olabilir. Karagümrük açısından çok kritik olur. Sivas'ın zaten bir Avrupa mücadelesi var. Fenerbahçe evinde oynayacak Galatasaray. Yani İsmail Hoca şu an rüya görüyor. Öyle söyleyeyim. İsmail Hoca dünkü maçın ardından hala yani 5'te 5 yapıp şampiyon olacağız. Evet, inanç, i̇şte puan farkı dedi. Puan farkının açıldığını düşünmüyor. Nasıl açıldığını düşünmüyor? Ben onu anlamadım yani. Mesela Galatasaray'da maçını oynamadan önce 2 puandı bu fark, değil mi?